Çok saygıdeğer dinleyenlerim. Bizim avşar ellerinde, yani Kayseri, Tomarza, Pınarbaşı, Sarız dolaylarında delikanlı bir avşar yiğidi evlenir. Aradan bir yıl geçer. Geçim sıkıntısı, işsizlik, artık iliğine tatdır. Gencecik, tazecik gelene der ki, hanım ben İstanbul'a gideyim. İnşallah iyi bir iş kuracak, para kazanır gelirim. Çeker gider, aradan tam 3 yıl geçer, ne köyüne döner ne de teze geline. 6-7 ayda bir ya mektup yazar ya da yazmaz. Gelince ezin bir de oğlu olmuş, minicik kuzusu, her gün yol gözlüyor. Bir gün mektup alır ama müjdeli bir mektup. Kadıncağızın okur yazarlığı da yok. Diyor ki mektubunda, ilkbaharın hemen başında geliyorum hanım. Çok sevinir ama içinden de hiç inanmaz. Çünkü kaç mevsim, kaç ilkbahar geçti. Gideyim de der Gülahmet'e bir mektup yazdırayım. Gelir Gülahmet'in yanına. Der ki, kardeşim, emmimin çocuğu, böyle böyle durum. Yalnız der, bu mektubu ben dilimle söyleyeyim, sen de telinle söyle der. Bakalım gelinceğiz ne yazar ne söyler. Sen gittin gideni, durmuyor yaşım. Daha bu genç yaşta ağardı başım. Mevla'yı seversen çabuk gel artık. Bir kuru soğana razıyım eşim. Allah'ı seversen çabuk gel artık, bir kuru soğana razıyım eşim. Sıcak yuvamı buza döndürdün, yaktın yüreğimi köze döndürdün. İlkbahar sözüne inanmam artık, bütün mevsimleri güze döndürdün. İlkbahar sözüne inanmam artık, bütün mevsimleri güze döndürdün. Ne kadar karaymış bunalın yazım. Bana zindan oldu baharım yazım. Ellerin çocuğu gülüp oynarken, babasız büyüyor biricik kuzuyum. Ellerin çocuğu gülüp oynarken, babasız büyüyor biricik kuzum.
sen gurbet illeri rahat mı buldun? Bizi yetim koyup hayat mı buldun? Tazecik gelini aramıyorsun. Doğru söyle cıplayı, kavrat mı buldun? Tazecik gelini aramıyorsun. Orada yoksa cıbıldayı, kavrat mı buldun? Derinde kadir Mevlam ne derim? Yollara bakmakmış benim kaderim. 15 güne kadar çekip gelmezsin babamın evine döner giderim. Eğer 15 güne kadar gelmezsen babamın evine çeker giderim.